Buradan 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Herkes o akşam görevini yaptı. Bizler de görevimizi yaptık. Onlar canlarını verdiler bu arada. Mekanları cennet olsun. Rabbim ailelerine sabırlar nasip eylesin. Gazilerimize sağlık, sıhhat daim eylesin. Onlardan da Allah razı olsun. O akşam her kim ne faydası bu ülkeye, bu memlekete, o darbe kalkışması nasıl ayakta durduysa hepsinden Allah razı olsun diyorum. Birlik beraberlik günüdür. Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmamız lazım. Düşüncemiz, siyasi yapımız ne olursa olsun şu an ülkemizin bekası için Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına kenetlenmemiz lazım. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli duruşundan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum ve kendisinin makam mevki hırsı olmayıp ne kadar bir vatan sevdalısı, ne kadar bir ülke sevdalısı, bayrak sevdalısı olduğunu, karakterini bir kez daha ortaya sundu. Yaşı büyük olduğu için yani hem saygılarımı hem sevgilerimi sunuyorum. Gene Büyük Birlik Partisi Sayın Mustafa Destici'ye bu en son yapılan da Sayın Devlet Başkanlığı seçimlerinde herkes Cumhurbaşkanlığı diyor ama ben her zaman diyorum Devlet Başkanlığı seçimi yapılmıştır. Devlet Başkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı yerde durduğu için Büyük Birlik Partisi'ne de teşekkür ediyorum. Mustafa Destici'ye de teşekkür ediyorum. Çünkü niye? Şu an kenetlenmemiz lazım. Ülkemizin dört bir tarafı vatan hainlerinden kuşatılmış. Ülkemize bütün dünyadaki istihbarat örgütleri şu an ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyorlar. Buradan istihbarat derken Milli İstihbarat Başkanlığı Sayın Hakan Fidan'a sonsuz teşekkürler sunuyorum ve ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Çünkü son 4-5 senedir, uzun yıllardır ülkemize o kadar büyük saldırı var ki dış istihbarat kaynaklarından ama aslanlar gibi Hakan Fidan ve ekibi Allah razı olsun tekrar diyorum. Teşekkürlerime bir borç biliyorum bir vatandaş olarak. Bunu kendime de görev kabul ediyorum teşekkür etmeyi. Yani o kadar güzel görevlerini yaptılar ki, o kadar başarılı oldular ki bizi tüm dünyanın istihbarat örgütlerine karşı korudular. Onlar olmasa işte ben burada oturup bu koltukta, bu kırmızı koltukta, bu kırmızı programı yapamazdım. Onlar olmasa dışarıda işte çocuk sesleri geliyordur stüdyomuza, araba sesleri geliyordu. İşte o çocuklar o bahçede oynayamazlardı, çocuk parkında oynayamazlardı. Onlar olmasa işte bizler de bu vatan topraklarında durmazdık. İşte Suriye'yi gördük, Irak'ı gördük. Yani etrafları, Orta Doğu'yu gördük. Ne oluyor? İnsanlar ülkelerini bırakıp başka ülkelere gidiyorlar. Gerçi biz Türk'üz, bizim diğer başka ülkelerden, Orta Doğu'daki diğer ülkelerden bir farkımız vardır. Biz asla bu toprağı bırakıp gitmeyiz. Biz Allah korusun bir şey olursa bizim gideceğimiz yer bellidir. Bu toprağın, bu vatanın sınırları dışarısına gitmeyiz. Biz asla ve asla bizim gideceğimiz yer şu bulunduğumuz yerin toprağın 2 metre altına gideriz en fazla. Bizim gideceğimiz yer en fazla orasıdır. Bu toprağın 2 metre altıdır.